düşünüyorum. Hepsini tebrik ederim. Başkanım, artık sezon sonuna geliyoruz. Tabii ki lig bitmedi, hedefleriniz bitmedi ama evet. Bize Alanyaspor'un geleceğinden bahsedebilir misiniz? Avrupa kupalarına katılma ihtimali bir hayli yüksek, kupadan gelecek haberle birlikte. Önümüzdeki sezon bu şekilde mi devam edecek? Yapılanma hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii yani bizimle birlikte başka takımlar da var. Beşincilik kovalayan, öyle diyelim. Tabii daha 3 maçımız var. Önemli 3 tane maçımız var. Final gibi 3 maçımız var. Tabii maçlarımızın ligin sonunda oynayan takımlar olmasıyla da önem arz ediyor. Tabii onlar için de bizim için de. Ama herkesin bir hedefi var. Bazılarının küme düşmeme hedefi var. Bazılarının şampiyonluk hedefi var. Bazılarında UEFA Kupası hedefleri var. Biz de o hedefler içerisinde olan birisiyiz. Biz dediğimiz gibi ilk çıktığımız 5 yıldır her sene üstüne koya koya gidiyoruz. Her sene amacımız, hedefimiz önce özellikle bir ilçe takımı olarak Süper Lig'de kalıcı bir Alanyaspor'u yaratmak. Onu yarattığımızı düşünüyoruz şu ana kadar. Tabii ki her zaman ilk onun içerisinde en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Yine de aynı sözümü tekrarlıyorum. İlk onun içerisinde en iyi yerde bitirmek isteriz. Şu anda Hatay'la beraber aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. Tabii gelecek sene tabii ki planlarımız yine olacak. Giden oyuncularımız olur. Her takımda olduğu gibi gelen oyuncularımız olur. Ama bizde sistem var. Bizde sistem değişmesi hiçbir zaman ne olursa olsun. O sistem üzerinde devam etmeye çalışıyoruz. Öyle de devam edeceğiz inşallah. Bu sene başkan olarak da 10 yılı bitirdik sezon bitimiyle beraber inşallah. Bir istikrar yakaladık yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte. Bir Türkiye Süper Ligi'ne her zaman renk kattığımızı düşünüyoruz. Öyle de zaten. Aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Başkanım, son olarak büyük takımlar Anadolu kulüpleriyle ilgili birçok açıklama yapıyorlar bu şampiyonluk yarışı esnasında. Farklı iddialar ortaya atılıyor. Bize şöyle oynadınız, onlara böyle oynadınız gibi taraftarlar buna dahil oluyor. Siz başarılı bir Anadolu kulübü başkanı olarak bu açıklamalara genel olarak ne söylemek istersiniz? Ya şimdi herkes bir yerlere yamanmak istiyor doğrusu. Kaybeden kazananın yanında işte eleştiriler oluyor. Bunlar hiçbir zaman bitmez. Zaten bizim en büyük kaybımız, handikapımız Türk futbolunda budur yani. Ama herkes kazanmak için oynar. Herkes para kazanmak için oynar. Yani çünkü bir galibiyet parası önemli bir para. Futbolcuların alacağı prim önemlidir her zaman. Onun için yani bu konular bazı işte hedef olan takımların amacına ulaşamadığı zaman mutlaka bir yerlerde bunları çıkaracaklar. Bunlar da yapacak bir şey yok. Normal böyle gelmiş böyle gidiyor ama onun için. Ama biz Alanyaspor olarak hiç takımın bizim için bir yani hangi takımla oynadığımızın önemi yok. Her takıma 3 puan için çıkar. Herkes öyle çıkar zaten. Onun için bu dediler kodular bitmez. Tabii taraftarların da büyük takımlardan şampiyonluk beklentisi var. Onların da tabii eleştirileri olacak. Bunlar normaldir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet, bir galibiyet priminin 3 milyon lira olduğunu da futbol severlere hatırlatmakta evet, fayda var bence bu coğrafyada. Sevgili Ceyhun, şimdi Fenerbahçe açısından çok zor bu deplasmandı. Şüphesiz. 44'te Gökhan oyun dışında kalınca iş daha da zorlaştı. Bu ortamda tabii Gökhan'ın kırmızı kart görüş şeklini de konuşmak lazım. Ama direkt oyunu oyuncu üzerinden de yürümek istemiyorum ama hem topu o kaptırdı hem de acaba hani hep o şey vardır ya meşhur Alpay Vlahovic pozisyonu. Acaba doğru zaman mıydı? 44. dakikada 1-0 yenik durumda mı içeri girmeyi tercih edersiniz? Örneğin tabii orada da gol olur olmaz bilemiyorum. O pozisyonda yani Davidson, Harun çıkıyordu. Zalai bu taraftan geliyordu. Hafif sol çapraz. Olabilir. Yoksa 10 kişi mi girmeyi tercih edersiniz dese siz ne yaparsınız? Biraz oradan başlayalım ve oyunun genelini ufak ufak şöyle bir konuşalım, girizgah yapalım. Ya 10 kişi kalmak istemez hiçbir teknik adam. Hiçbir takım 10 kişi kalmak istemez. Dakikası, pozisyon gelişebilir, değişebilir her halükarda ama ne olursa olsun 11 kişi tamamlamakta fayda olur. Ama oyunun geneline gelirsek, maçı izlerken Ilgaz'la o kadar beraber izledik, o kadar çok yorum yaptım. Yorum yaparken Ilgaz'a nota alamadım. Ama orada izleyiciler yoktu ama. Evet, birbirimize yorum yaptık. Aldığım notlardan ve kafamdakilerden, iki takım da çok çekingen oynadı
hani oyunun fazlasıyla geneline... kontrollü başladı evet, değil mi maçı? İki takım da kesinlikle çok çekingen. Hani aman işte mağlup olmayalım. Kazanırsak da olur, kaybetmesek de olur. Ya da belki mağlup olmayalımdan çok acaba şey mi? Hani ya bu rakip mesela Alanya Fenerbahçe'nin o eski Fenerbahçe olmadığını bilerek, Fenerbahçe'de Alanya'nın hani kolay lokma olmadığını bilerek biraz rakibe saygı mı getirdi bunu? Ender abi ona saygı mı diyeceğiz? Ben çekincenlik çekince, evet, çekince. Çekince. Çünkü Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra da uzun bir süre Alanya'nın çekingenliği devam etti. Tabii. Hani çok daha başka yolculuk bir format artana kadar Fenerbahçe'de. Evet, başka bir formata da dönebilirdi Alanyaspor. Hani oyuncu değişiklikleri, oyun formatı, diziliş. Ama onlar da çok çekince düşünce böyle bir skor ortaya çıktı. Genel konuşuruz. Detaylandırırız. Şimdi sevgili Gürcan'la Reha Kapsal'la gelecekler. Ilgaz tabii tek pozisyon üzerinden maçı ya da yorumlamak ya da bir kişiyi yargılamak değil görevimiz ama çok fazla konuşuluyor bakıyorum. Sen hangisini tercih ederdin mesela? Bir kişi eksik girmeyi mi? 1-0 yenik girmeyi mi? 1-0 yenik girmeyi tercih ederdim. Yok öyle artık söyleyeyim. Yok yok, Gökhan'ın pozisyonunda. Kırmızı kart pozisyonunda. Tamam, onu mu tercih ederdin? Gökhan, yani kırmızı kart görmezdim ben. Hani 1-0 yenik girmeyi tercih ederdim. Tamam. İyi soyunma odasına. Tamam. Yani Alpay'ın pozisyonu 89. dakikada. Artık maç bitiyordu orada. Evet, çekip yani indirmek daha doğru. Hakkı, hakkı kırmızıydı yani. O pozisyonu yıllardır unutulmayan. Evet, unutulmayan. Ama burada tabii Gökhan'ın çevre kontrolünü ne kadar yapıp yapmadığıyla da alakalı. Ama galiba topu Mesut Özil kaptırdı Ender abi. Siz daha demin Gökhan kaptırdı ben dediniz Gökhan ama. Ben Gökhan gibi gördüm. Mesut kaptırdı. O. Mesut kendi eksen etrafında döndü. Hiç pas destek gelmedi. Ben sanki o şeyde Gökhan merkeze pası yanlış verdi. Ona bir pas bakalım destek bakın yanlış söylemeyelim. Hı-hı. Topu kaptıran. Yok yok, maçı izlerken Ilgaz'la konuştuk. Hı-hı. Öyle mi? Net evet. Mesut kaptırdı. Mesut'tu. Zaten Çağdaş Atan'ın da bütün istediği oldu. Yani ilk yarı boyunca Çağdaş Atan'ın istediği Davison'la Gökhan Gönül'ü birebir bırakmaktı. Birkaç kez denediler, başarılı olmadı. Fenerbahçe doğru savunma yaptı. Alanyaspor doğru pası çıkartamadı. Final pasını yanlış yaptı ama oradan o vardı. Oradan destekli önden o, gelmeyince. Gelmeyince onu planlıyordu. 44. dakikada oldu. Gökhan muhtemelen artık hani ben bir anlık karar ya. Ona hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani. Sonrasında şeye döndü Çağdaş'ta. Juan Fran'la Caner'i birebir evet, bırakıyor. İkinci yarıda da zaten ona döndü iş. 4'liye döndü. Evet. Yok yok. Hani ilk 4'liye döndü. Evet, Davison'la Gökhan'ı baş başa bırakmaktı amacı. Maçın ikinci yarısında da Fenerbahçe 10 kişi kalınca Juan Fran'ı hep Caner koridoruna evet, soktu. Yani bütün tehlikeli hücumlar hep o koridordan gelişen hücumlardan gerçekleşti. Ama Ender abi haklı. Ben de maç içinde izlerken sana söyledim. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra 4'liye döndü. Alanyaspor. Hani evet Alanyaspor. Üçlüden vazgeçti. Kolker. Hatta ikiliye döndü. Sadece Kolker Çavelas'ı bıraktı evet, yani. Evet, aynı, aynı. Sadece Kolker Çavelas'ı bıraktı. Oyun abi oyun geneli o kadar enteresan ki hem Fenerbahçe açısından özellikle Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Alanya açısından oyunu force edebilecek durumu çok net yakalamıştı aslında Alanyaspor. Ama Çağdaş Hoca bugün bilmiyorum. İşte onda da bir çekince vardı. Bir yapamadı o hamleyi bir türlü. Peki şimdi tabii bütün Fenerbahçeliler ah bu maç 11-11 gitseydi diyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bir deplasman oyunu açısından özellikle bir 10 dakika sonra falan o klasik çok orta saha tandanslı, top yapabilen teknik oyunculardan kaynaklı bir şekilde oyun alanını kullanmaya, topu çevirmeye ve daha rakip alanda organize olabilmeye başladığını gördük. Şimdi Alanya da geliyor ama Alanya işte senin az önce söylediğin şekilde işte o adamı kaçırarak arkaya top atarak vesaire geliyor. Fenerbahçe daha organize gelmeye çalışıyordu. Kanat değiştiriyor, işte 1'e 2'ler yapıyor, işte bu verkaçlar yapıyor ama nereye kadar? Yapamadı abi. Bugün özellikle belli bir yere kadar. Evet, ilk beşli orta saha oynadığı maçta hatta ben özellikle rica ettim o zaman. Yani ilk 5'i oynadığında işte Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Ozan Tufanlı. Kadro. Onların oyun içinde topla buluştukları süreler ve sayılar. O kadar güzel bir dağılım vardı ki.